Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayabilirim. 22 numara tığımın numarası. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz bu renklerden sizler için model hazırlayacağım şöyle modelim de şu şekilde bakın arkadaşlar yapımı kolay görünüşü bir o kadar da Arkadaşlar hoş duran bir model şöyle bir de tülbensiz bakalım ara suyuna yine bu şekilde üç tane bıraktım ara suyu mesafesi olarak Şöyle modelimizde ikinci rengimizi de demin gösterdiğim pembe renkten yapacağız. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar sihirli halka yaparak motifimize başlayacağız. Biliyorsunuz serum yerini sihirli halka yapıyoruz. Daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine bu şekilde koyup, bakın ortadaki yerden şöyle sık iğneyle girip üzerine bir zincir çekiyorum. Bu iki telin üzerine sık iğneler yapacağız. Bu şekilde yuva oluşturacağız. Bakın bu bir, şöyle, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 bakın 18 tane sık iğne yaptım bu şekilde Şimdi bu ipimle birleştiriyorum bakın çektiğim an bu halkanda hiçbir boşluk kalmayacak buradan sık iğne ile ilk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine girip buraya sahte sık iğne ile tam birleştirmiş olacağım orada alttaki yuvayı birleştirdik Burada da sık iğneleri birbirine şu şekilde sahte sık iğne yaparak geçiş yapıyorum bakın bu şekilde sanki hiç e, hepsi bir sıfırmış gibi belli, belli olmadan çok güzel bir bütünleme oluyor şimdi 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim şöyle 1 2 ve 3. sık iğnemin de içine girip Buraya bir tane yuva yaptım. Yine 5 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde ilk yuvamızı yaptık. 2 tane atlayıp şöyle 1, 2, 3. sık iğnemin de içine girip bu şekilde buraya bir tane daha yuva hazırlıyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi 1, 2 atlayıp 3. tığ battının içine girerek yapıyorum. 3. sık iğnelerin içine girerek 5 zincirden yuvalar oluşturuyoruz. 5 zincirimi çektim. Şöyle 1 2 ve 3. Bakın şöyle. 1 2 3. Şöyle biraz görmekte geç kalıyorum sanırsam arkadaşlar. Yine 1, 2 ve 3. tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Motifim zarif dursun diye ipimi olabildiğince esnettim. 5 zincirimi çekip şimdi sonuncu ve 6. bakın 5 tane bu şekilde oldu. Şöyle aynı sık iğneye değil de bir önündeki sık iğneye bakın bu şekilde. Şöyle daha net göstereyim. Bu hani zincir çekmeye başladığım yer var ya. Oraya bakın. Aynı yere değil, bir önüne bir şekilde kapatıyorum. Şimdi bu ilk yapmış olduğum yuvaya da sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın, bu şekilde. Yuvalarımız hazır. Şimdi buraya papatyalarımızı yapacağız. 3 tane zincir çektim. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın hiç boşluk bırakmadan şöyle güzel küçük bir trabzan olmasını sağlıyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Bu 5 zincirli yuvaya bu şekilde papatya yaprakları yapacağım. 6 tane yapıp 7.yi de yuvada yapacağız. Şöyle 2 5 oldu. Şöyle 6. Şimdi 7. zincirimi 2 çekiyorum arkadaşlar. Yoksa böyle orantılı minik bir şekilde durmuyor. Hatta bana gelen modelde burası bir zincirdi sanırsam. Bir zincirde çok az olacağı için ben 2 çekiyorum. Şöyle bakın. İkinci yuvaya da sık iğne ile geçtim. Aynı şekilde 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. 2 ve 2. 4 oldu. 5 2 defa tığımı doladım. Buradaki püf noktası bakın al olabildiğince birbirine yakın çekiyorum trabzanları. mı küçük düşsün diye. İki tane zincir çekiyorum. Yedinci trabzan olarak yuvada bu şekilde kapattım. bak Şu duruşu daha hoş duruyor bak. Şöyle diğer yuvaya da sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir 2 defa doladım. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığım doluyorum. Yuvaya giriyorum 2 2 ve 2. Birbirine o kadar yakın çekiyorum ki bakın arada hiç böyle uzatma işlemi yok tırabzanlar. Hem kalın oluyor hem daha güzel duruyor. 4 5 6 1 2 zincir hemen yuvaya girdim kapattım şimdi diğer yuvaya bu şekilde bakın sık iğne ile geçiş yaptım 3 zincir 2 defa tığ doladım şöyle 2 2 ve 2 hemen yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 4 da 5 sonuncu 6 6 tane oluyor zincirle beraber başta çektiğim 3 zincirle beraber 7. de bu şekilde yuvada kapatıyor hemen sıradaki yuvaya sık iğne ile geçip yeni papatyamı yapacağım burada 1 2 3 zincir başlarken 3 bitince de 2 zincirle kapatıyorum şöyle 2 2 doladım 2 2 ve 2 de trabzanlarımı alıyorum şöyle dördüncü iki defa doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 bir tane daha yapalım şöyle 2 2 ve 2 2 zincir 7 trabzan yuvada kapatıyorum sıradaki yuva sonuncu ve altıncı yuvamız şimdi buraya 1 2 3 zinciri çektim iki defa tığımı doluyorum 2 2 ve 2 yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 2 2 ve 2 5 6 2 zincir çekiyorum yuvama girdim kapattım sık şöyle bir zincir çekiyorum ipimi kopardım bunu burada böyle kalmasın diye yanık izi buradaki trabzanlardan şöyle iki ya da üç tane arkadaşlar tel alıp şu baştakinden de muhakkak alın yakın olsun kaynaştırma işleminin e, ipini çekmesi şöyle bakın, bunu takıyorum çekiyorum bu şekilde daha bir şu kısım daha bir kaynamış duruyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Yapıyorum. Yapıştırıyorum. Bunu da gayet gerdirmiştik arkadaşlar. Onu da direkt kesiyorum. Şöyle biraz onun ipini uzun kesip yakım işlemini biraz daha şöyle e, arka kısmını şöyle belirgin olursa daha sağlam oluyor. Şu şekilde bakın. Şunu şöyle biraz uzun kesip şöyle daha belirgin ve sağlam bir oya yakarsanız daha sağlam işiniz olur. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Çok hoş oldu. Bu şekilde papatyaları hazırladık. Şimdi bunu ara suyla beraber tülbentimize tutturalım. Evet arkadaşlar şöyle 3 tane ara suyu bırakıyorum ben model amaçlı olduğu için siz istediğiniz kadar ara mesafesini verebilirsiniz tabii ki. Şöyle direkt motifimizi sabitleme işlemiyle başlayalım bakın. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle minik bir örümcek. Buranın örümceğinin küçük olması önemli. Bu örümceklerde hep söylüyorum. 2 defa tığımı doladım. 4. tığ battımın içine 1 2 3 ve 4. 4. tığ batma 2 2 ve 2 alarak bakın bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Bu trabzanın tepesine arkadaşlar arasına değil normalde hep arasına yapardık. Bu kapattığım tepe noktasına yuva ediniyorum. Şöyle 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 Aynı yere iki tane yapıyorum bak. Şimdi bir zincir çekiyorum ve bu yapmış olduğumuz motifimi alıyorum. Bu, bu arkadaşlar ipi kopardığınız yerden olursa şöyle bir ipi yaktığımız yer neresiydi? Şurasıydı sanırsam. Şöyle düz yüzünden düz yüzü bize bakacak. Bakın bu. Sık iğne ile geçiş yerimiz var ya arkadaşlar, yuvadan yuvaya şu aralar her papatya bitişinde. Sık iğne ile geçiş yaptığımız bu noktalardan girerek sık iğne ile yine sabitliyorum. Sık iğnenin üzerine de bir zincir. Bakın başlarken bir zincirle sabitledim. Üzerine de bir zincir çekiyorum sık iğnemden sonra. Yine aynı noktaya bakın bu trabzanın tepe noktasına kirpikleri yaptığım yere kapatıyorum. Şöyle bakın daha net gözüksün. Şimdi bu geri kalan trabzana inip 5 tane sık iğne yapıyorum. Buraya iki tane kirpik yaptık. Kirpiğin biriyle de tutturma işlemi yaptık. Sonra bu yaptığımız trabzana inip 5 tane sık iğne yapıyoruz. 3 oldu. 4 ve 5. Şimdi aynı tığ battımın içine 6. sık iğnemi yapıyorum. bak. Şöyle bu şekilde. Bir zincirimi çekiyorum. Yine şöyle bununki yaptığımız o küçükten de küçük minik olacak arkadaşlar. Şöyle arada arkada tutturma işlemi için kullanacağım için büyük olmasın. Şöyle iki defa tığımı doladım. Bakın bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine giriyorum ki 2 2 2. Şu orta yuvaya yakın olsun. Şöyle içinden ilmekleri geçirdiğimde yakın olsun. Şöyle bakın bir zincir çekip ipimi Şöyle ilmek seviyesi minnacık bir ilmekler olsun büyük güzel durmuyor. Yine aynı trabzanın şöyle tepe noktasına girip dibinde bir zincir ikincinin yanına çektim. Bakın iki tane ilmeğim var. Hemen yuvaya iniyorum. Bakın bunu örümcek olarak da yapabilirsiniz bu ilmekleri. Bir aparatla da yapabilirsiniz kulak çöpüyle filan. Ben uğraşmak istemedim şimdi aparatla bu şekil yaptım tığımın ucuyla. Bakın iki tane ilmek. Yine bu geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 6. iğne şöyle bakın. Aynı yuvanın içine yapıyorum. Düğüm de buraya denk geldi. İyi oldu arkadaşlar. Şimdi dibine bir zincir çekiyorum. Yine şöyle ilk yaptığım örümcek gibi küçük bir örümcek yapıyorum. Bakın bu şekilde iki defa tığımı doladım iki tığ atlayıp üçüncüye giriyorum bu da çiçeğime yakın olsun diye üçüncüye giriyorum arkadaşlar normalde dörde girmiştik ilk başlarken o şekilde devam ediyor fakat bakın bu ilkinki üç sonra bir sonra da üçüncü bu şekilde şu orta kısma denk gelsin diye şimdi bir zinciri çektik şu şekilde net anlaşılsın bunu ilmekle ortaya çekeceğiz şimdi 1 2 3 3 yaprak yukarıda 3 yaprak da aşağıda şu ara kısımdan bakın sık iğneyle geçtiğimiz kısımdan şöyle tığımı geçiriyorum buradan da bir zincir çekip bıraktığım ilmeği alıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum dibine bir tane de zincir yapıp bakın bu trabzanın hani demin ilmek yaptık ya onun tersini yapıyoruz Şimdi sık iğne ile buraya girdik. Buraya iki tane daha biz kirpik yapacağız. Burada başta kirpiğini yapmıştık. Sık iğne üçüncüye. Burada da başta sabitleyip sonra kirpik yapacağız. 4 ve 5. 5 zincirimi şöyle tekrar bu trabzanımın tepe noktasına kapatıp şöyle tekrar bir tane daha 5 zincir hemen Yine de aynı yere trabzanın tepe noktasına kirpiklerimi kapattım. Geri kalan bu trabzanımın yerine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, şöyle 3, 4 ve 5. 6. yine yuvada yapıyorum. Evet, şöyle bir zincir çekip tutturmuş olduğumuz işleme bakalım bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor şimdi bu arkadaki ilmekleri de öne çekip şu ara suyunu gösterdikten sonra tohumunu atmayı göstereceğim şimdi biz ara suyuyla devam edelim modelimize şöyle bakalım bir zincirimin üzerine şöyle ipimi uzatıp bir küçük örümcek yapıyoruz şöyle örümceğimin boyutu bu kadar iki defa tığımı doladım. Bakın 3 tığ battı atlayıp dördüncünün içine şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. Bu şekilde duruş oluyor. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi bu trabzanın şöyle yakın göstereyim. Bakın tepe noktasına giriyorum. Şuraya boşla. Örümceği değil trabzanın tepe noktasına. Tekrar 5 zincir sıkı sıkı 5 zincirimi çekip aynı noktaya tekrar bakın bu şekilde kapatıyorum şöyle 5 zincir 5 zincirimi yine aynı noktaya kapattım bakın şöyle üçü bir arada toplu dursun diye bu şekilde kapattım ve trabzanıma geçiyorum bakın trabzanıma bu şekilde iniş yaptım 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 ve 5. Altıncıyı da bu aynı tığ battıya trabzanı yaptığım tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum ve ilk yapmış olduğunuz ara bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle bakın örümceğimi yapıyorum. Bu şekilde. iki defa tığımı dolayıp 3 tığ battı atlayıp dördüncünün içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak trabzanı yaptım bak. Bu gerdiriyor gibi duruyor ama arkadaşlar sık iğnelerini, kirpiklerini yapınca çok güzel duruyor. Normal duruyor yani. Yine 6 zincirimi çektim. Buraya trabzanımın tepe noktasından girip buraya sık iğne ile sabitleyip bir kirpik. 5 zincir. Sabitledim. Tekrar 5 zincir. İplerinizi çok güzel esnetin arkadaşlar. İncecik olsun motifiniz, ara suyunuz. 1 şöyle 2 şöyle 3 4 ve 5 Şimdi altıncıyı aynı tığ battıya kapatıyorum ve ikinciyi de tamamladım. Bakın bu şekilde Evet, bir tane daha ben yapayım. Bura 3 olsun. Tohumunu atmada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın burada yapmış olduğumuz ilmekleri böyle bakın bu sık iğneli olduğu için sert bir şekilde gayet kolay geçiyor buradan. Şöyle ikiye katlayalım bunu ve şöyle iki tane İlk ilmeğimin arasına giriyorum. Ve Buraya bir sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle 1-2-3-4 zincir Hemen arasına giriyorum. Şöyle Minik bir Şöyle tohum atıyorum. Diğer ilmeğimin de şöyle içinden geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 tane tohum buraya fazla oluyor arkadaşlar. Zaten bana gelen modelde de bu şekilde. Ş şöyle bakın. 2 taneydi. Ben de aynısı gibi yaptım. Tohumlarımızı da attık ortasına. Şu şekilde bir de duruşu oldu. Hemen şöyle iplerimi yakıp temiz temiz bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle ara suyumuz ve daha önce hazırlamış olduğum modelimi şöyle bir uzaktan da tutuyor. Görünüşü açısından. Evet. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle kolay bir model ilk önce motifini hazırlayıp sonra arasılarına beraber motifi bu şekilde tutturarak e, devam ederiz Bu e, bıraktığın tığ battı mesafesi önemli gerisini zaten siz artık e, ara suyunu yaptığınız için biliyorsunuz bu motif tutturma işini de izleyerek inşallah güzel bir şekilde yapacaksınız Arkadaşlar şöyle bir de e, ters tarafından sallantılı tarafından bakalım Evet şöyle çok hoş ve çok güzel bir model oldu bakın böyle alternatif farklı bir model sizler için hazırladım arkadaşlar Sizler de e, emeklerimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Videoların devamı için sizlerin beğeni, yorum ve destekleri önemli arkadaşlar. Şöyle. Evet, modelim bu. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.